Fas'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi birinci oldu. Parlamentonun Temsilciler Meclisi'ndeki seçimlerde iktidar partisi 2011'e oranla sandalye sayısını arttırarak 125 milletvekilinin sahibi oldu. İkinci sırayı alan Asalet ve Çağdaşlık Partisi de milletvekili sayısını yükselterek 102 sandalyeye ulaştı. Bu iki partinin koalisyona gitmesi bekleniyor. Fakat Rabat sokaklarında görüşler ayrışıyor. Onlardan daha iyi bir alternatif yok. Bu sebeple halk güvenini onlardan yana koyuyor. Ve bu sebeple biz onların 5 yıl öncesinden daha başarılı olacaklarını umuyoruz. Yaptıkları tek şey Faslıların paralarını ceplerinden almak oldu. Çünkü her şey çok pahalılandı. Böyle devam edemeyiz. Ötekiler zamanında böyle değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümeti kurabilmesi için son yıllarda olduğu gibi koalisyona gitmesi şart. Büyük ihtimalle 6 partili bir koalisyon oluşturmaları gerekecek. Bilmiyorum, belki de yakın zamanda başka bir seçim için sandık başına gitmemiz gerekebilir. Fas, 1956'da bağımsızlığını ilan etmesinden beri anayasaya dayalı meşruti bir krallık olarak yönetiliyor. Parlamentonun birinci kanadı olan Temsilciler Meclisi her 5 yılda bir halk oyuyla yenileniyor.